Yani gerçekten çok zor bir durum. Yani bir yanda en yakın arkadaşım Ayşe. Ne kadar çok seviyorum onu biliyorsun. Ya biraz da o yüzden sana geldim. Ama diğer yandan da babanın söyledikleri. Yani adam haklı. Ya ben de bir acayip oldum. Karşısına nasıl gitmiştim hiçbir şey söyleyemeden kaldım öyle. Buradaki en suçsuz kim biliyor musun? Ayşe mi? Ya hayır sensin. Ne hakkı var Ayşe'nin seni böyle bir şeye zorlamaya? Yani birden böyle omuzlarına bir yük bindiriyor. Sen evlenmeyi düşündün mü? Yani hiç hayal ettin mi böyle bir şeyi hele bu yaşta? Ya siz ne yaşadınız ki Ayşe'yle? Birbirinizi tanımaya vakit bulabildiniz mi ki? Bunların hepsi çok önemli yani. Ben evlenmeyi düşünmüyorum. Ama eğer düşünürsem de böyle değil. Yani ben evleneceğim adamı daha yakından tanımak isterim mesela. Haklısın da onu da şimdi böyle ortada bırakıyor gibi işte. Of, of. Yani Ayşe'nin bunları kendi halletmesi gerekiyor. O abilerine laf geçirmeyi öğrenmesi lazım. Yani seni böyle bir yükün altında bırakmaması lazım. Bana iyi geldin biliyor musun? Ya buraya gelmeden önce kafam darmadağındı. Ayrıca haklısın ya. Ya ben böyle evlenmek istemiyorum ki. Hayatı niye kendi kendime zindan ediyorum ben? Ayşe anlayacaktır bunu. Evet ama şimdi benden telefon bekliyor. Ben bize içecek bir şeyler hazırlayayım. Sen de bu arada Ayşe'ye ne söyleyeceğini düşün, tamam mı? Tamam attın bitti. Hala ne bu gerginlik? Ya çok üzülmüştür şimdi. Sen ona bir iyilik yaptın. Özgürlüğü kendi ellerinde, bunu öğrenmesi lazım. Ne düşünüyorum biliyor musun? O gün o vapura keşke hiç binmeseydim. Sen buraya geldiğinden beri ben ne düşünüyorum biliyor musun? Ne düşünüyorsun? Keşke o gün o vapura yalnız binseydim. Bak, o da olurmuş. Afilli aşklar böyle mi başlar yol ortasında? Yalancı taçlar başında durmaz, kötü kız olmazsan. Afilli